Merhaba arkadaşlar. Bilinmeyenler kanalına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Hikaye geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. O korkunç günün sabahında sandalımı küçük iskeleye bağlarken kafamın içi hala karma karışıktı. İki saat boyunca kürek çekmiş, yorulmuştum. Ellerim bıçakla kesilmiş gibi acıyordu. Avuç içlerim su toplamıştı ama umurumda değildi. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapmıştım. Huzursuzca son bir kez daha puslu denize çevirdim gözlerimi. Sonra arkama dönüp çakıl taşlarının çıplak ayaklarıma batmasına aldırmadan eve doğru yürüdüm. 19 yaşıma yeni girmiştim. Geleceğimle ilgili kaygılar yüzünden ailemle aramda ciddi sorunlar yaşadığım bir dönemdi. Tartışmaktan ve düşünmekten yorulduğum bir sırada Annemle babamın kısa bir süreliğine İstanbul'a gitmeleri bana soluklanabileceğim birkaç gün hediye etmişlerdi aslında. Çocukluğumdan beri her yaz gelirdik bu kasabaya. Babam kıyıda ufak koylardan birine çok güzel bir ev yaptırmıştı. Balkonumuzun manzarası eşsizdi. Bahçemizse bana her zaman uçsuz bucaksız bir yer gibi görünürdü. Çevremiz insanı tedirgin edecek derecede tenhaydı. Ama babama sorsanız yazdığımızı buraya inşa ettirmesinin esas sebebi de buymuş. Koyda bizimkinden başka ev olmadığı için babam bahçemizin etrafına epeyce yüksek bir duvar ördürmüş. Böylece her zaman fazlasıyla evhamlı olan annemin kendisini güvende hissedeceğini hesaplamıştı. Sonuçta gerçekten de öyle olmuştu. Annem burada geceleri bile tek başına kalmaktan korkmazdı. Kahvaltıdan sonra Arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıktım. Nazımlara gidecektim. Onların yazlığı bizden bir sonraki koydaydı. Orası bizimki gibi tenha ve kayalık değildi. Gelmem için Banu çok ısrar etmişti. Ben de olur demiştim. Tepeye tırmanırken uzaktan Fuat'ı gördüm. Rastlantı denilmesi imkansız bir biçimde çıkıvermişti karşıma. Her zamanki gibi avare avare yürüyordu serseri ruhlu, deli dolu biri olmasına rağmen severdim Fuat'ı. Bitmek bilmeyen enerjisi, içindeki o çocuksu serüven merakı hoşuma giderdi. Hayatı umursamayan, kaygısız tavırlarına gizli bir hayranlık duyardım. Bizimkiler benden birkaç yaş büyük olan Fuat'tan ve onunla arkadaşlık etmemden hiç hoşlanmazlardı. Babama göre o, ailesini el aleme rezil etmek için dünyaya gelmiş, işe yaramaz veletin biriydi bizim kibar ve saygın muhitimizde hiç yakışmıyordu. Vukuat dosyası ise yüz kızartıcı bir biçimde de bayağı kabarıktı. Bir kız hamile bırakmış, birkaç kez de sahte çek, senet, imza yüzünden başı derde girmişti. Hiç kimsenin iç yüzünü tam olarak bilmediği bu olaylar, Fuat'ın bizim moruk dediği babasının parası ve nüfusu sayesinde örtbas edilmişti. Yine de o benim arkadaşımdı, iyi bir sporcuydu. Atletik bir vücudu vardı. Mükemmel yüzerdi. Kızlar ondan çok hoşlanırdı. Çünkü yakışıklı ve sevimliydi. Esmer yüzü bir heykelinki kadar kusursuzdu. Buna karşılık kafası pek çalışmazdı ama bir süre özel bir okula gitmiş, okuyamamış. Lise 2'den ayrılmak zorunda kalmıştı. En büyük arzusu İtalya'ya yerleşip otomobil yarışçısı olmaktı. Ama bu hayalini gerçekleştirmeye zaman bulamadan hepimizi şaşırtan bir şey yaptı ve evlendi. Bunu kimse ondan beklemiyordu aslında. Nilüfer, yani karısı, adını aldığı çiçek gibi durgun, bakışları hülyalı, çok güzel bir kızdı. Onlar evlendiklerinde ben İzmir'deydim. Kasabaya yeniden geri döndüğümde Fuat artık duldu. Bizim morgu sevinçten havaları zıplatan evliliği 6 ay bile sürmemişti. Bir gece içkiliyken arabasıyla kaza yapmış. Ağır yaralanan Nilüfer bir süre sonra kaldırıldığı hastanede ölmüş. Zavallı kız. Fuat'ın sorumsuzluğu yüzünden bir gecede solup gitmişti. Aklımdan geçenleri aldırmadan Fuat'a gülümsedim. O da bana muzipçe göz kırptı. Hiç değişmemişti. Yaşadığı büyük trajediye rağmen hala eski günlerdeki gibi şen ve gamsızdı. Birlikte konuşa konuşa tepeden aşağıya indik. Arkadaşlarımız sahilde bizi bekliyordu. Hemen üstümüzdekileri çıkartıp plaja koştuk. Güneş, kavurucu bir sıcaklıkta tepemize dikilinceye kadar denize girdik. Öğlen yemeğimizi kulüpte yedikten sonra Nazımların bahçesinde toplandık. Mayolarımız üzerimizdeydi. Kumlu ayaklarımız çıplaktı. Kiraz ağaçlarının gölgelendiği hasır koltuklardaki yumuşak minderlere uzanmış tatilin keyfini çıkartıyorduk. Yaz günlerinin ağır ağır geçtiği o muhteşem kumsal sakinleşmiş, bütün kasabayı derin bir sessizlik sarmıştı. Fuat'ın kara adaya 20 dakikada yüzebileceğini söylemesiyle dramanik perdesi açıldı. Düğmeye basılmış, artık ok yaydan fırlamıştı. Pircan'la Tayfun ona inanmadılar. Perihan'la Banu, Fuat'ı desteklerken Ayşe, Nazım ve ben tarafsız kalmayı tercih ettik. Sonunda tartışma gereksiz yere büyüdü. Bir güç gösterisine dönüştü. Fuat iddiasını kanıtlamaya kafasına koymuştu. Kızların karşı çıkmasını aldırmadan altın gibi parlayan kumsala indi. Kendimden emin bir tavırla salına salına denize doğru yürüdü. Hepimiz bahçeden onu izliyorduk. İyi bir yüzücü olduğundan hiç kuşkum yoktu. Ama karada da çok yakın değildi. Denize dalmadan önce geriye dönüp gülümsemesi hala gözlerimin önünde. Şımarık ve pervasız bir meydan okumaydı bu. Bir an vazgeçeceğini sandım. Bu, aptalca eylemini sona erdirmesi için son bir fırsattı belki. Ama gelişmiş kasların ve geniş omuzların üstündeki kafa fazla akıllı sayılmazdı. Pircan alaylı bir tavırla dudak büktü. Yarım saatte şamandıraya bire varamaz dedi. Saatini bileğinden çıkartıp hırsla masanın üzerine koydu. Karaada, plajın tam karşısında küçük ve alçak bir adaydı. Üzerinde ot ya da ağaç bitmezdi. Açık denize bakan tarafındaki minik kumsalına giderdik bazen. Eski devirlerden kalma, harabeye benzeyen kayalıklarında midye tutar, balık avlardık. Fuat'ın daha önce bu kıyıdan adaya kadar yüzdüğünü hiç görmemiştim, duymamıştım da. Ama çok iyi bir yüzücü olduğunu biliyordum. Hepimiz nefesimizi tutmuş onu izliyorduk. Garip bir hava, anlaşılmaz bir gerilim dolmuştu bahçeye. Az önce neşeli halimizin yerini endişeli bir bekleyiş almıştı. Sanırım kötülüğü hissediyorduk. Felaketin adım adım yaklaşmakta olduğunu sezinlemiştik. Ama hiçbir şey yapmadan öylece duruyorduk. Fuat ufuk çizgisine kadar pürüzsüz bir mavilikte ışıldayan denizde sakin sakin kulaçlar atarak yüzmeye başlamıştı. İnsanda Denize girme isteği uyandıracak kadar hoş bir yüzüştü bu. Öylesine rahattı ki hayran olmamak elde değildi. Birkaç dakika sonra adanın açıklarındaki Şamandıra'ya ulaşacaktı. Bu da aşağı yukarı yolun yarısı ediyordu. Bir aksilik olmazsa iddiayı kazanmış sayılabilirdi. Ama bir aksilik oldu. Fuat birden yüzmeyi bıraktı. Tam Şamandıra'nın yanında suyun yüzeyinden kayboldu bir anda. Birkaç saniye sonra yeniden göründüğünde kollarını havaya sallıyor, imdat diye bağırıyordu. Önce sağa savruldu, sonra sola, sonra belinin hizasına kadar yükseldi ve yeniden sulara gömüldü. Sanki onu ayaklarından tutarak denizin dibine çeken bir şey vardı. Hepimiz dehşetten donup kalmıştık. İlk şaşkınlığımız geçer geçmez, gümüş parıltıların ve bembeyaz köpüklerin ortasında, çaresizce çırpınan Fuat'a yardım etmek için düşe kalka sahile koştuk. Tayfun'un iskeleye bağlı olan botuna binip hemen motoru çalıştırdık. Zamana karşı yarışa girmiştik. Kalbim deli gibi atıyor. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Güneş gözlerimizi kamaştırıyor, tuzlu su damlaları yüzümüzü, kollarımızı, bacaklarımızı iğne gibi deliyordu. İki dakika sonra Şamandıra'ya ulaştık. Ama Fuat ortada değildi, yoktu, kaybolmuştu. Yüzeye yükselen kabarcıklar dışında deniz neredeyse kıpırtısızdı. İnsanı çıldırtan ağır bir sessizlik kaplamıştı her yanı. Bir buçuk metre çapındaki kırmızı renkli şamandıra bizimle alay eder gibi iki yana sallanıp duruyordu. Güneş çıplak sırtımı kavuruyor, ensen alev alev yanıyordu. Nazım ve ben fazla düşünmeden suya atladık. Araştırmamız on dakika sürdü. Yeniden bota çıktığımda nefessizlikten bayılmak üzereydim. Fuat'ı bulamamıştık. Haber kısa sürede tüm kasabada duyuldu. Hastaneden gönderilen ambulans kıyıda beklerken kulübün dalgıçları Fuat'ı aramak için şamandıraya doğru açıldılar. Ben de eve gidip dalış takımlarımı aldım, aramaya katıldım. Nazım da benimle birlikteydi. Saatlerce denizin dibini karış karış aradık. Ama hiçbir sonuç alamadan geri döndüğümüzde akşam olmuştu. O gece eve gitmedim. Nazım'larda kaldım. Ertesi gün sivil kıyafetli ama resmi görevli olduğunu sandığım bir adam geldi. Polis ya da savcıydı herhalde. Bize olayın nasıl olduğunu sordu. Hepimiz bildiklerimizi anlattık. Fuat'ın çok iyi bir yüzücü olduğunu, boğulduğuna inanamadığımızı söyledik. Önce şaka yaptığını sandık. Çünkü o herkesin yüreğini indirecek şakalar yapmayı severdi. Durumun ciddiyetini fark edince hemen yardımına koştuk. Bota binmemizle Şamandıra'ya varmamız arasında geçen süre belki iki dakika bile değildi. Bu kadar kısa bir zamanda hem de bu sakin havada Fuat boğulmuştu. Resmi görevli cesedin bulunamaması dolayısıyla ölüm nedeninin saptanamadığını açıkladıktan sonra arkadaşımızın en son ne yiyip ne içtiğini sordu. O öğlen hepimiz ızgara köfte ve salata yedik. İçtiğimiz yalnızca meyve suyuydu. Hiçbirimiz rahatsızlanmamıştık. Yediklerimizi dokunacak olsa içimizde en son hastalanacak kişi Fuat'tı. Son derece sağlam ve sağlıklı bir yapısı vardı. Nazım'ın babaannesi Mukaddes teyze bir aslantı sonucu Fuat'ın denizde kayboluşunu o sırada yanınızda bulunan bir dürbünle saniye saniye izlemişti. İnanılmaz şeyler anlatıyordu. Fuat'ın denizin dibine çeken büyük bir canavardan söz ediyordu. O bu canavara kapkara kuyruğunu bile görmüştü. Resmi görevli Mukaddes teyzenin bütün ısrarına rağmen denizdeki canavar öyküsüne inanmadı. Bunu yaşlı bir kadının heyezanı olarak kabul etti. Ama canavarın ünü kısa zamanda çevreye yayıldı. Kumsaldaki meraklı kalabalıklar artmıştı bir anda. İnsanlar bir süre denize girmeye korktular. Sonra yavaş yavaş olay unutuldu. Her şey eski haline döndü. Dalgıçların üç gün süren aramaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bir hafta sonra Fuat'ın babası bizim Moruk özel bir arama ekibi getirtti. Ama onlar da hiçbir sonuç elde edemediler. Ceset asla bulunamadı. İstanbul'dan dönen annem ve babam kaza haberini çok şaşırtıcı bir serin kanlılıkla karşıladılar. Fuat'ın kaybolmasından sonra uzun bir zaman kendine gelemedim. Odama kapandım. Kimseyle görüşmedim. O korkunç yaz gününü bir türlü kafamdan çıkartıp atamıyordum. Eylül'ün sonuna doğru bir gün Banu geldi. Mukaddes teyzenin öldüğünü söyledi. Zavallı kadın. Tansiyon ilacı yerine yanlışlıkla başka bir ilaç almış. Uykusunda kalbi duru vermiş. Banu çok üzgündü. Fuat'ın bu olmasına denizdeki bir yaratığın yol açtığına o da inanıyordu. Mukaddes teyzenin ciddiye alınmaması aşağılayıcı ve aptalca bir davranış olarak nitelendiriliyordu. Ona hak verdim ama artık elimizden bir şey gelmezdi. Birlikte deniz kıyısına kadar yürüdük. Yaz bitmiş. Sonbaharın puslu günleri yaklaşmıştı. İç karartıcı, koyu lacivert bulutlar giderek alçalıyorlardı. Bağınıyor ya yakında Avrupa'ya gideceğimi söyledim. Bakışlarını kaçırarak onu unutamıyorsun değil mi dedi. Başımı salladım. Düşen iki yağmur damlalarıyla titredi. Burası çok ıssız diye mırıldandı. Sesimi çıkarmadım. Düşünceliydim. Bu, Banu'yu son görüşüm oldu. Üç hafta sonra Londra'ya gittim. Ama o yaz gününü asla unutmadım. Aradan yıllar geçti. Uzun ve acımasız yıllar. Artık zamanın geldiğine inanıp geri döndüğümde yeni bir kalp krizi atlatamayacak kadar yaşlı ve hastaydım. Bütün gün geçmişi düşünerek kumsalda amaçsızca gezindim. Benim güzel kasabam çok değişmişti. Bir zamanların kestane ağaçlarıyla kaplı tepeleri şimdi beyaz badanalı yazlık evlerle dolmuş. Hava sıcaktı ama terlemiyordum. Deniz durgun, sessiz ve masmaviydi. Tahta iskelede bir kadın güneşleniyor. Bir erkek ona el sallıyor, birkaç küçük çocuk kıyıya yaklaşan sandala doğru koşuyorlardı. Derin bir eziklik, koyu bir acı doldurdu içimi. Geçmişin gölgeleri her tarafıma yayıldı. Boğazıma yumruk olup düğümlendi. Başlangıç ve son diye bir şey yoktu. Bunu artık anlamıştım. Yazgılarımızın kesiştiği çizgilerdi önemli olanlar ya kötülük. Gölgeden uyuklayan bir yılan gibi. Sahneye çıkacağı zamanı bekleyen kötülük. O hep yanı başımızda mıydı? Fuat'ın cesedinin hala bulunamadığını, bütün aramaların sonuçsuz kaldığını öğrenmiştim. Bizim Moruk'un ölümünden sonra olayın tamamen kapandığını söylemişti. Babasından kalan benzin istasyonunu işleten Tayfun. Koca göbeğine ve kel kafasına rağmen kolayca tanımıştım onu. Birlikte eski günlerin şerefine birer kadeh içmiştik. Çocuklar hala sandalın çevresindeydiler. Erkek güneşlenen kadınların yanına gelmişti. Çok uzakta bir yelkenli ağır ağır süzülerek Kara Adanın arkasında gözden kayboldu. Tepeye tırmanırken yüreğimin çarpıntısı iyice arttı. Geçmişe dönmenin bedeli bunlar da herhalde. Korku ve ölüm, tanımlanması güç bir yalnızlık duygusunun sarıp sarmaladığı bir rezillik yani. Yamaçtaki evimiz terk edilmiş, unutulmuş. Bütün evler gibi harap durumdaydı. Bütün evler gibi harap olmuş bir durumdaydı. Kırık bahçe kapısına yaslanıp kederli içimi çektim. Dayanılması zor bir acıyla balkona yaklaştım. Taş basamakları oturup ağlamak geliyordu içimden. Gençliğimizin izlerini görmek, kokusunu duymak istiyordum. Ama günahlar daha ağır bastı. Evin arkasına sürükledi beni. Yıllar önce ters çevirip bıraktığım bahçe masası hala aynı yerdeydi paslanmış, eskimiş, her yanını otlar bürümüş ama kimse dokunmamıştı. Biraz zorlanarak onu yana doğru ittim. Altından kare biçimli gri, beton zemin ortaya çıktı. Eğildim, parmak uçlarımla betona dokundum. Soğuktu, tıpkı ölüm gibi. O sabahı hatırladım yeniden. O puslu yaz sabahını. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte sandalım iskeleye bağlarken artık geri dönülemez bir yola girdiğimin farkındaydım. Tepede Kestane ağaçlarının yanında Fuat'la karşılaşmamız bir aslantı değildi elbette. Her şey inceden inceye hesaplanmış, kusursuz bir biçimde benim tarafımdan planlanmıştı. Birlikte aşağı inerken ona yapması gerekenleri son bir kez daha anlattım. Nazımların bahçesinde rolünü mükemmel oynadı Fuat. Öylesine başarılıydı ki kuşkulanmamak kimsenin aklından geçmezdi. Onunla göz göze gelmemeye çalışıyordum. Küçük oyunumuzu belli etmesinden korkuyordum. Ama her şey yolunda gitti ve Fuat Şamandıra'ya kadar yüzdü. Sonra o korkuç hareketleri yapmaya başladı. Sanki boğuluyormuş gibi çırpınıyordu. Motora atlayıp güya onu kurtarmaya giderken o sabah erkenden Şamandıra'nın arkasına bağladığım oksijen tüpüyle diğer dalgıç teçhizatlarını takmış olması için dua ediyordum. Bu çok büyük bir şaka olacak demiştim kıyameti kopartacağız. Tıpkı eskisi gibi, yakışıklı aptal. Ne kadar da kolayca kanmıştı sözlerime. Saf bir çocuk gibi inanmıştı. Ona bir zarar vereceğim aklının köşesinden bile geçmemişti. Şamandıra'ya vardığımızda Fuat derinlere dalıp gözden kaybolmuştu. Herkes öylesine şaşkın ve telaşlıydı ki su yüzeyine çıkan kabarcıkları benden başka fark eden olmadı. Kıyıya dönünce dalgıç tesisatlarımı almak amacıyla eve gittim. Fuat beni balkonda bekliyordu. Kimse onun denizden çıktığını görmemişti. Kayalık olan bu koya zaten kimseler gelmezdi. Çevrede bizimkinden başka bir ev yoktu. Zavallı Fuat bir yandan kurulanıyor diğer yandan da Pircan'ın ve diğer çocukların gülünç hallerini anlatmam için üsteliyordu. Ona buz gibi bir sesle kendi halinin daha gülünç olduğunu söyledim. Gözlerini korkuyla kıstı. Afallamıştı. Elimdeki tabancaya bakıyor durumu anlamaya çalışıyordu. Herkes seni öldü biliyor dedim. Sen artık bir ölüsün. Ağır ağır da olsa bir tuzağa düştüğünü kavradı. Kapana kısılan bir hayvan gibi ölümün kokusunu almıştı. Ağlamaya başladı. Yalvarıyordu. Onu bağışlamam için nefesini boş yere tüketiyordu. Bu iğrençliği daha fazla tahammül edemedim. Tetiğe bastım. Yalnız bir kere. Kurşun alnının ortasından girip ensesinden çıktı. Cesedi sürükleyerek evin arkasına taşıdım. Duvarın dibine. Önceden kazdığım çukura yerleştirdim. Üzerini çimento ile örttüm. Kan izlerini sildim. Babamın barettasını temizleyip çekmecesine koydum. Tabancasındaki kurşunların sayısından habersiz olduğuna emindim. Sonra dalgıç takımlarımı aldım. Ve nazımlara geri döndüm. Rolümün geri kalan kısmını tamamlayacaktım. O akşam öyle huzur doluydum ki anlatamam. Sonunda intikamımı almıştım. Fuat... Sevgilimi elimden almanın bedelini ödemişti. Nilüfer'in hayatına karşılık ben de onun bedenini cansız bırakmıştım. Allah'ım, ne korkunç saatler geçirmiştim. Ne dayanılmaz işkence dolu günlerde onlar. Evleneceklerini öğrendiğimde kaçmıştım kasabadan. İzmir'e gitmiştim. Görmezsem katlanabilirim belki diyordum. Acımı içime gömer, avunurdum. Ama Nilüfer'in ölümüyle biz yıkıldım. Sorumsuzca bile bile katletmişti onu Fuat. Beni öldürse daha iyiydi. Kalbim, beynim, bütün duygularım paramparçaydı. Yaşama isteğim yok olmak üzereydi. Günlerce İzmir'deki bir klinikte tedavi gördüm. Kasabaya döndüğümde bir hayaletten farksızdım. Annemle babam beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı ama olmuyordu. Nilüfer'i unutamıyordum. Bir gün Fuat'la karşılaştım. Sevdiğim kızın katiliyle göz göze geldim. Elini sıktım. Konuştum. Serbestti. Özgürce dolaşıyordu. Yine pervasız, yine şımarık, yine gamsızdı. Karşında kahkahalar atıyordu. Soldurduğu, ayaklarımın altında parçaladığı çiçeği çoktan unutmuştu. İşte o gün Fuat'ı öldürmeye karar verdim. Geçmişe dönmek mümkün olsa gene aynı şekilde mi davranırdım? Bilmiyorum. İntikam arzumun bir saplantıya dönüştüğü o günlerde başka hiçbir şeyi gözüm görmüyordu.'' Ama Fuat'ın ölümünden sonra huzursuzluğum daha da arttı. Yakalanıp hapse atılmak, idam edilmek korkusu sardı benliğimi. Mukaddes teyzeyi de bu yüzden öldürdüm. Dürbün her şeyi görmüş ama yanlış yorumlamıştı. Günün birinde gördüklerinin gerçekte ne anlama geldiğini keşfedebilirdi. Benim için çok tehlikeliydi bu durum. Babamın kalp ilaçlarından birkaç tanesini Mukaddes teyzenin tansiyon haplarının arasına karıştırdım. Nazım'ın babaannesini çok severdim. Onun ölmesini hiçbir zaman istemezdim ama yazgın beni buna zorladı. Ve Banu, onun hala evlenmemiş olduğunu öğrendiğimde bana olan sevgisinin büyüklüğünü bir kez daha anladım. Ama karşılıksız bir aşktı onunkisi. Ben yalnız Nilüfer'e aittim. Bunu o da biliyordu. O karanlık sonbahar günü deniz kıyısında bana "Onu unutamıyorsun değil mi?" diye sorarken kastettiğin Nilüfer'di. Ona seni seviyorum demeyi ne kadar çok isterdim. Ama bunu yapamazdım. Yapamadım da. O gün bir şey fark ettim. Banu, Fuat'ı ve Mukaddes teyzeyi benim öldürdüğümü biliyordu. Bu yüzden de benden korkuyordu. Issız kumsalda öylece dururken bir an içimden Banu'yu da ortadan kaldırmak geçti. Kayalıklara götürüp onu orada boğuvermek çocuk oyuncağıydı benim için. Yağmur yağmak üzereydi. Kimse bir şey görmez, izlerce çabucak kaybolurdu.'' Bu çılgınca düşünceler yıldırım hızıyla beynimden akıp gitti. Ona dokunmadım bile. O beni seviyordu. Benim için tehlikeli biri değildi. Yanılmamıştım. Bu sırrı benimle birlikte yıllarca sakladı. 30 yıl önce ellerimle kazdığım ve Fuat'a mezar olacağına yemin ettiğim çukura son bir kez baktım ve yeniden hatırladım. Kumsalı, masmavi denizi, yaz günlerini, kahkahaları, güneşi, kiraz ağaçlarıyla görsel olan bahçeleri. Kiraz ağaçlarıyla gölgeli bahçeleri titredim. Bu karanlık yerden bir an önce uzaklaşmalıydım. Burası soğuk ve nemliydi. Kötülükle doluydu. Bir daha asla geri dönmemek üzere kasabadan ayrıldım.